Sevgili dostlarım merhaba. Bizi takip edenler bilecektir. Askerlik mevzuatında yoklama kaçakları ve bakkayalara verilen idari para cezaları hakkında sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da devam edeceğiz. Bu videomuzda sizlere bu idari para cezalarının ödenmesinde bir indirim veya taksit imkanı olup olmadığını, idari para cezalarının hapse çevrilip çevrilemeyeceğini, sabıka kayıtlarımızda görünüp görünmeyeceğini, bu kararlara karşı itiraz yolunun açık olup olmadığını, itiraz edilip edilemeyeceğini ve bunlar için bir zaman aşımı söz konusu mu, bunları paylaşmaya çalışacağım bu videomda. Videomuz başlıyor. Konuyla ilgili yayınladığımız ilk videomuzda sizlere yoklama kaçağı kimdir, vakaya kimdir, bunlara verilen para cezaları nasıl hesaplanıyor, nasıl tahsil ediliyor bunları paylaşmıştım. Evet, bu idari para cezası yani yoklama kaçaklığından veya vakayadan kaynaklanan idari para cezalarında peki bir indirim söz konusu mu veya taksitle ödeme imkanı var mı? Şimdi bu konuda kabahatler kanunumuz hükümler koymuştur. Buna göre tebliğden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor bu idari para cezalarının. Eğer tamamını öderseniz bu bir aylık süre içerisinde, o zaman bunun 1/4'ünü ödersiniz, %75'ini ödersiniz. Size bu peşin ödemeden dolayı bir %25'lik indirim yapılır. Daha önce %15'ti bu oran. Şimdi değiştirildi. %25 daha indirimli olarak ödeme imkanı var. Peki taksitle ödenebilir mi? Evet, bununla ilgili olarak da şayet yükümlünün gücü yok ise o zaman yükümlü vergi dairesine müracaat ederek, tabii ki tahsilat aşamasına geçildiği için vergi dairesine müracaat eder ve der ki ben bunu ödeyemiyorum hemen peşin olarak tümünü. Bana 4 taksit yapın. Bir taksidi peşin olmak üzere 4 taksit kabul edilebilir. Bir dilekçe verilmesi gerekiyor vergi dairesine. Vergi dairesi de bunu değerlendirdiğinde ve kabul ettiğinde o zaman bu şekilde taksitle ödeme imkanı var. Yalnız taksitlerin hem zamanında hem de tam olarak ödenmesi gerek. Şayet tam ve zamanında ödenmezse o zaman vergi dairesi bu taksitlendirmeyi iptal eder ve borcun tamamı için takibi de devam eder. Peki idari para cezaları hapis cezasına çevrilebilir mi? Hayır, kesinlikle ve kesinlikle hapis cezasına çevrilmez bunlar. Herhangi bir suç sebebiyle mahkeme tarafından verilen adli para cezalarından farklıdır idari para cezaları. Bunu idare verir, onu ise mahkeme verir, ceza mahkemesi verir. Bu sebeple bu idari para cezaları kesinlikle ve kesinlikle hapis cezasına çevrilmez. Aynı zamanda da bizim adli sicil kaydımızda veya sabıka kaydımıza da tescil edilmez. Orada da bu para cezaları görünmez. Diğer sorumuz ise peki yoklama kaçaklı veya bakaya dolayısıyla askerlik şubesinin vermiş olduğu bu idari para cezası kararına karşı itiraz hakkımız var mı? Söylemiştik diğer videomuzda askerlik şubesi bu kararı gönderdiğinde, vatandaşa tebliğ ettiğinde bu yolları da zaten göstermesi gerek. Eğer göstermemişse zaten yaptığı işlem hukuksuzdur, hukuka aykırıdır. Askerlik şubesi burada işte kabahatler kanunundaki bu hükmü göstermesi gerekir. Nedir o? İtiraz yoluna başvurulabileceğini, 15 gün içerisinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceğini kararda göstermesi gerekir. Ki kabahatler kanunumuza göre bu karara karşı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Yetkili sulh ceza mahkemesi hangisi derseniz, hangi askerlik şubesi başkanlığı vermişse cezayı onun orada bulunan sulh ceza mahkemesine veya hakimliğine başvurulması gerekiyor. Örneğin Bafra askerlik şubesi vermişse Bafra sulh ceza mahkemesine. Yok efendim Saruhan askerlik şubesi vermişse Saruhan sulh ceza mahkemesine, Kızıltepe askerlik şubesi vermişse Kızıltepe sulh ceza
hakimliğine başvurmak gerekiyor. Bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Bizzat kendiniz başvurabilirsiniz veya kanuni temsilciniz aracılığıyla veya bir avukatınız aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvuru iki suret itiraz dilekçesi ile yapılır. Çünkü bunun bir tanesi karşı tarafa, yani cezayı veren askerlik şubesine gönderilir mahkeme tarafından. Eğer delilleriniz de varsa bunları da eklemeniz gerekiyor ta baştan. Çünkü mahkeme hızlı bir şekilde bunu yargılamasını yapıp kararını verecektir. İşte başvuruyu yaptığınızda verdiğiniz bu dilekçe, başvuru, itiraz dilekçesi ve deliller askerlik şubesine gönderilir ve askerlik şubesi hem buna cevap verir hem de sizin işte yoklama kaçağı veya bakaya ile ilgili olarak, bakaya işlemlerinizle ilgili olan dosyanın bir suretini mahkemeye göndermek zorunda 15 gün içerisinde. Tabii ki bu arada mahkeme bunun asıllarını da isteme yetkisine sahiptir. Kanun bu şekilde düzenlenmiştir. Onu da isteyebilir. İşte mahkeme bunları tamamladıktan sonra kendi incelemesini yapar. İster dosya üzerinden inceler, isterse duruşma açar ve duruşmada tanık delili dinleyebilir, bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Bütün bunları yaptıktan sonra mahkeme, sulh ceza mahkemesi nihayetinde kararını verir. Burada iki türlü karar verebilir. Birincisi, sizi haklı görüp başvurunun kabulüne ve idari para cezası kararının iptaline karar verebilir. İkincisi ise sizi haksız bulur, öbürünü hukuka uygun bulur, askerlik şubesinin yapmış olduğu işleme ve başvurunun reddine karar verebilir. Peki diyeceksiniz ki neye istinaden başvurabiliriz? Hangi gerekçelerle başvurabiliriz? Şöyle diyeyim, birincisi zaman aşımı, ki onu anlatacağım. Soruşturma zaman aşımını geçmiş olabilir. Onun üzerine ikinci defa verilmiş olabilir idari para cezası kararı. Bunu gerekçe olarak sunabilirsiniz. Veya sizin yoklama kaçağı olduğunuz dönemde erteleme hakkınız vardır. Bu nazara alınmamıştır. O dönemler içinde veya muaf olduğunuz dönemler içinde para cezası verilmiştir. Buna da itiraz edebilirsiniz. Veya bir sağlık sebebiniz olabilir. Yani yatarak geçirmeniz gereken bir istirahat raporu, tabii ki sağlık kurumlarından alınacak bir istirahat raporunuz olabilir. Tutuklu olabilirsiniz, hükümlü olabilirsiniz, cezaevinde bu sebebi gösterebilirsiniz. Yani ben bu dönemde yoklama yaptıramadım diye söyleyebilirsiniz. Eşiniz, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarınız, yani akrabalarınızın ölümcül, hayati tehlike geçirecek şekilde hasta olması. Ama bunun için kanun heyet raporu istiyor. Heyet raporuyla bunları ispatlayıp bunları gerekçe olarak sunabilirsiniz. Yani kısacası kabul edilebilir bir özrünüzün olması gerek kanunun tabiriyle. Bu sebeplerden birini göstererek itiraz edebilirsiniz. Sulh ceza mahkemesine ve iptaline de karar aldırabilirsiniz. Bu 15 gün içerisinde, yani tebliğden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine başvuramamışsanız ama bu da bir mücbir sebepten kaynaklanmışsa, örneğin tutukluluk olabilir, hükümlülük olabilir, cezaevinde olabilirsiniz. Bu nedenle başvuramamış olabilirsiniz veya bir hastalık sebebiyle, doğal afet sebebiyle başvuramamış olabilirsiniz. İşte bu mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde yine bu itirazı yapabilirsiniz. Ama itiraz kararın da kesinleşmesine engel teşkil etmiyor, durmuyor yani karar hakkındaki işleyen süre. Ancak burada sadece mahkeme yerine getirme kararının durdurulmasına karar verebilir. Ancak bu halde kesinleşme olmaz. Yani askerlik şubesinin vermiş olduğu para cezasına ilişkin karar kesinleşmez. Hakim bu şekilde karar verir ise. Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar, kanunda 2024 yılı için söylüyorum, 15.000 TL'nin altındaysa idari para cezası, bu Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kesindir. Artık buradan sonra gidilecek herhangi bir kanuni yol yoktur.
Yani kararımız bu şekilde kesinleşir. Ama 15 binin üzerindeyse verilen idari para cezası itiraz ettiğimiz, başvurumuzda reddedilmişse o zaman bu karara karşı itiraz hakkımız vardır. Yani diğer bir mahkemeye itiraz edebiliriz. Bu itiraz da ceza muhakemesi kanununa göre yapılır. Orada belirlenen usullere göre yapılır. Bu nedir? İşte diyelim ki ikinci sulh ceza mahkemesi vermiştir. Üçüncü sulh ceza mahkemesine yine 2 hafta içerisinde müracaat edip bu başvurumuzun reddine ilişkin sulh ceza mahkemesi kararını itiraz edebiliriz. İtirazı alan itiraz merci, yani diğer sulh ceza mahkemesi bunu alır ama dosya üzerinden duruşma açmaz. Dosya üzerinden inceler ve nihayetinde bu itirazı kabul eder veya reddeder. Bunun vermiş olduğu karara karşı kanun yolu kapalıdır. Verdiği karar kesindir. Yani bölge adliye mahkemesine istinaf yoluna gidemeyiz artık veya Yargıtay'a temyiz yoluna gidemiyoruz. Olay burada bitiyor. Ondan dolayı ya kabul ya da red şeklinde çıkan karar kesin olarak bizi bağlıyor. Peki bu idari para cezaları için bir zaman aşımı söz konusu mudur? Yani zaman aşımına uğramaz mı bunlar? Normalde kabahatler kanununa göre ki 20. maddesi düzenlemiştir. Bu idari para cezaları belirli sürelerin geçmesiyle zaman aşımına uğrayabiliyor. Ancak burada şunu belirtmek gerek ki hem yönetmelik hem kabahatler kanununda da bu açık açık yazmıştır. Mütemadi suçlar, yani devam eden suçlar var ise, ki yoklama kaçaklığı devam eden bir suçtur. İşte siz yoklama kaçağı kalıyorsunuz, yıllarca devam ediyor bu. Yani yoklama kaçağı kaldığınız tarihten itibaren başlamıyor. İşte yoklama kaçaklığının bittiği tarihe kadar bu süre işliyor. Yani biz buna hukukta, ceza hukukunda mütemadi suç, kesintisiz suç diyoruz. Fiil devam ediyor ve en son kesiliyor. İşte zaman aşımının başlangıcı da bu suçlar için, ister bakaya isterse yoklama kaçaklığı olsun, bunlar için fiilin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor. 20. maddedeki zaman aşımları da buna göre hesaplanıyor. Peki ne zaman başlıyor bu zaman aşımı? Diyelim ki yoklama kaçağıysanız, yoklama kaçağı kaldığınız tarihten askerlik şubesi başkanının verdiği ceza kararının tarihine kadar siz mütemadi suç işlemişsiniz. O tarihte bitiyor. O karar tarihinden itibaren zaman aşımı süresi başlıyor. Bakayalar için de aynı şey geçerlidir. Çünkü bakaya da birliğine katılmadığı müddetçe o suçu işlemeye devam ediyor. 20. maddeye göre bu idari para cezalarının miktarına göre zaman aşımı süreleri de değişiyor. Şöyle diyelim, eğer 100 bin lira ve üzerinde ise, miktara bağlı olarak 100 bin ve üzerinde ise para cezası, bu yoklama kaçağı veya bakayadan dolayı, o zaman 5 yıl. Şayet 50 bin ile 100 bin arasındaysa bu idari para cezası miktarı, o zaman 4 yılda. 50 bin ve daha altındaysa, yani 50 binden az ise, o zaman aşımı süresi 3 yıldır. Yani 3 yıl geçmekle, 4 yıl geçmekle, 5 yıl geçmekle miktara göre zaman aşımına uğrayabiliyor bu idari para cezaları. Ama demin söylediğim gibi burada bu yoklama kaçaklığı ve bakayalarda bunun hesaplanması tamamen eylemin bitmesine, yani sizin kaçaklığınızın bitmesine göre değişiyor. Oradan hesaplanıyor. Hakeza bununla ilgili de Yargıtay'ın birçok kanun yararına bozma kararları, yani Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin birçok kararı da vardır ve bu şekilde hesaplanması gerektiğini, yani yoklama kaçaklığı veya bakaya suçları için bu şekilde zaman aşımı süresinin hesaplanması gerektiği içtihatla hüküm altına alınmıştır. Evet, bu konuya devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda bu idari para cezasının kesinleşmesi halinde yine kanunun bir hükmü var. O zaman tabii ki bir ceza davasıyla
karşılaşılabiliyor. Bunu anlatacağım. Çünkü idari para cezası kararı kesinleştiğinde askerlik şubesi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabiliyor. İşte bu hangi hallerde bulunuyor? Ceza mahkemesinde nasıl dava açılıyor, nasıl görülüyor, zaman aşımı var mıdır, yok mudur vesaire. Bunları diğer videomuzda sizinle paylaşacağız. Diğer videomuza kadar iyi günler. Dövizli askerlik yönüne bakarsak, bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız gerekiyor. Bunu kim söylüyor? Kaptırma bakımlarında. Kurtarıcımızın bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu...